Bu biliyorsunuz AK Parti ile MHP ülkeyi yönetiyor. Evet. Bundan memnun musun? Ben genç olarak değilim. Amca memnunuz dedi. Amca memnun olur. Çünkü maaşı yatıyor onun. Aynen memnun. Neden memnun değil? Abi bir tane halimin çok güzel sözü var. 40 tane halimi yendim, bir tane cahili yenemedim. Bu ülkede cahille dolu. Çok özür dilerim ama maalesef. Yani geçinemiyoruz abi, yalan yok şimdi. Biz genciz, hepimizin hayali Avrupa. Niye? Niye bu toprakta yaşayamıyoruz? Avrupa'ya gidince daha mı güzel olacak? Yo, ekonomiden dolayı ya. Alım gücü yüksek. Bak benim dükkanım var İncirli'de. 17 bin lira kira ödüyorum. Elektrik faturası gelmiş 9 bin lira. Bak yemin ediyorum. 9 bin lira elektrik faturam gelmiş. Benim giderim aylık 200 bin liraya buluyor. Tavuk döner satıyorum ha. Esnafa gidiyoruz. 1 trilyon kazanıyorsun o zaman. Gel götüreyim sana, defterleri aç. 1 trilyon kazanıyorum ama burada böyle dolaşıyorum. Bak işte bir tane daha cahilimiz burada abi. Ya benim babam da döneminde çok verdi. Hatta bayrakla aşağı bile indi 15 Temmuz'da. Şimdi kendisi diyor ki benden günahımı alamaz. Çok doğru. Hatta geçen gün bununla, bu konuda bizim arkadaşlarla bir tartıştık. Bu konu hakkında. Birincisi ben ülkemde Arap istemiyorum. Ben ırkçı oldum. Ben normal ırkçı bir adam değilim. Ama gördüğüm Arap yerde, bak abi. Sana bunu da gösterebilirim. Hayatım boyunca hiç sabıkam yok. Yanımda korkudan bıçak taşıyorum. Kız arkadaşımla geziyorum da yanımda bıçak taşıyorum korkudan. Bak yemin ediyorum. Her yer Afgan. Bıçak taşıyorum yanımda. Aciz olaylar. Tabii ki daha geçen gün kavga ettim. Kız arkadaşımı taciz ettiler diye metrobüste. Bak kafam yarık. Kafa. Korkuyorum. Şimdi şöyle, dediğin soru çok güzel ama ben buradayım zaten, gitmiyorum. Ama şu anda herkes kolay yola kaçtığından dolayı millet geleceğini düşünüyor. Herkesin kaygısı var abi. Gelecek kaygısı var. Anladın mı? Herkesin gelecek kaygısı çok. Bundan dolayı herkes kolay yola kaçmaya çalışıyor. Biliyorsunuz AK Parti ve MHP ülkeyi yönetiyor. Sizce nasıl, güzel yönetebiliyor mu? Oo. Baş tacı yönetiyor ya, açlığa mahkum etti, neyi mi yönetiyor o benim? Aldığım emekli maaşını bir tek günde bitirebiliyorum. Daha neresini yönetiyor? Yönettiği bir yer var mı? Asgari ücreti yükselttiler. Asgari ücreti bugün yükseltti, ertesi gün çekti aldı. Bu kadar basit. Her şey zam, hala daha da devam ediyor. Yani bunun daha ötesi var mı? Var mı yani? Gençler, ben kendimi düşünmüyorum. Benim torunlarım var. Benim çocuklarımın çocukları var. Bunlara ne olacak diye hep düşünce içinde. Geldiği gibi bugün geliyor. Herhangi bir şey bugün alıyorsun 5'e, yarın alıyorsun 15'e. Doğru mu yanlış mı bu? Halk olarak kimse tepki göstermese bunlar gidici. Bence gidecekler. Gitmeleri de gerekiyor. 2023'te bence sıfıra inecekler. MHP'den de kötü olacaklar. MHP'nin bir köklü kuruluşu var. Onun neyi var? Hırsızlığı var. Başka bir şey yok. Halk olarak bunu diyorum ben. Hakan Nebati dedi ki Nebati enflasyonu uykuya düşürüyor milleti. Uyuyun, aç yatın. Uyuyun, kalın öyle. Öyle bir şey yok. Bunun çoluğu var, çocuğu var, torunu var. Ne bileyim, yaşatabilecek insanları var. Bunlarla böyle uyuma diye bir şey olabilir mi yani? Sizce düşünüyor musunuz böyle bir şey? Gençlere soruyor. Doktorlar gitsin diyor. Yerini dolduracak çok var. Evet var. Afganistanlısı var, Iraklısı var, İranlısı var, Suriyelisi var, Pakistanlısı var, Hindistanlısı var. Bunlarla mı dolduracaksın sen ülkeyi? Dedelerimizin, atalarımızın şehit düştüğü yerde kanlarıyla, kanlarıyla, canlarıyla aldılar. Sen de gitsinler. Tabii o zaman daha rahat hırsızlık yapacak. Başka bir şey yok. Suriye'de 1 milyon Suriyeli ev yapıyor, onları göndereceklerini söylediler. Ya yalan bunlar. Yapıldı. Niye yapıyor oraya Suriyeli? Vatandaşı burada açlıktan ölüyor. Al dün bugün televizyonda gördüm. Kız, kadıncağız tutmuş bir çocuğu, parası yok, pulu yok, kirayı ödeyemiyor. Bir eve kapatmış çocuğu, 9 yaşındaki bir çocuğu. Çocuk ölmek üzere. Bunlara baksın. Fırat'ın kenarında göğe tövbe, haşa tövbe. Hazreti Osman Fırat'ın kenarında bir kuzuyu kurt kaparsa ondan sorumlu bizik. Fırat'ın kenarında bir insana bir şey olunca onun sorumlusu bizik. Binlerce insanımız öldü. Hala daha ölüyor, şehit oluyor gençlerimiz. 20 yaşında onların çocuklarına kim bakacak? Kim bakacak? Sen mi gelip de bakacaksın? Yok öyle bir şey. Hepsi yalan, palavra, sabret, nasıl varmış. Faize karşıymış. Bankalara %100, 324 zam yaparak, 5 katına katlayarak bankalara, zenginlere veriyor. 5'li çeteye veriyor. Bir de bana versin. Garibanlara versin. Yani bu gençlerin ülkeden gitmesine memnun oluyor. Ha, yerini başkaları dolduruyor. Suriyeli doldurmuş, Iraklı doldurmuş, Afganistan'ı doldurmuş, beni ilgilendirmiyor. Benim burada kanını canını döküp bu ülkeyi kazananın torunları kalmalı. Gençlerimiz kalmalı yani. Onları sen giderse gitsin, yerlerini dolduracak çok var. Öyle bir şey yok. Olamaz. Bu ülkenin bir hangi ırktan burada Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyorsa onlara bakmakta yükümlü. Ama umrunda bile değil. Gelirken parmağından çıkarttığı alyansını gösterdi şeyin üstünde. Bundan fazlasını görürseniz bilin ki çaldım. Yani açıkça kendi kendine söyledi bunu. Gemicikleri de neyle aldın? Senin 20 yaşındaki çocuğun alıyor. 3-4 üniversiteyi bitirmiş genç. Alamıyor da senin çocuğun mu alıyor? Nasıl bu şans? Söyledi. Biz de gidelim, onun çocuğu olalım da biz de alalım. Gidiyor Amerika
da Mehmet Ali Kılay'ın şeyini alıyor, çiftliğini alıyor. Neyinden alıyor? Nereden alıyor? Böyle bir şey mi var yani? Babasından, dedesinden kalma bir şey mi var? Benim arkadaşım var, Rizeli, Yusuf isminde. Bunun diyor, ben küçüklüğünü bilirim. Beraber büyüdük diyor. Aynı evlerde yan yanaydık. Bunun diyor, çocukluğunu bilirim ben. Daha oradan ötesini söylemeye gerek yok. Yani çocukluğunu biliyorsa ne demek istediğini de biliyor o. Bayağı güzel yönetiyor yani bence. Güzel mi? Güzel abi. Az önce bir abi var dedi ki bizi batırdılar, bitirdiler. O onun sorunu, benim sorunum değil yani. Demek asgari ücretle mi çalışıyorsun? Hayır. Yani çalışıyor musunuz? Çalışıyorum işte, bak cam siliyorum. Yevmiyecisin. Yo, kendime çalışıyorum. Kendi işiniz yani. Evet. Yetiyor mu abi? Yetiyor Allah'a şükür. Aylık tahmini olarak olsun söyleyebilirim. 15-20 bin arası kazanıyorum yani. Yetiyor yani Allah'a şükür. Abi nasılsın? İyiyim, işten geliyordum. Ne oldu? Söyle. Yorgunsun. Evet. Eve gidiyorsun. Evet, ne oldu? Söyle. Abi biliyorsun ülkeyi AK Parti ve MHP yönetiyor. He. Nasıl abi? Güzel yönetiyorlar mı? La çufurlu konuşacağım da şimdi etme beni, konuşturma. Konuşsam mı konuş? Bak hemşerim, savcıydım. Ben iki defa AKP'ye oy verdim. Milletçi değil başı başı aşağı. Mültecilerle beraber yaşayacaklar. Yaşayacaklar. Biz hepsini sineyiz. Bunlar bak İmamoğlu hepsi, biz Trabzonluyuz. Hepsini tanıyoruz. Hüsran olacaklar, hüsran. Yani AKP ve MHP. Abi uçurdu milleti. Görmüyor musun hayatın içinde ne olduğunu? Görüyoruz abi, görüyoruz da. Bak ama diyorlar ki Suriyelilere ev yaptık, gönderiyoruz dediler. Bak hemşerim, onları devlet de biliyor. Milletin anasını belirleyecekler. Aynen öyle söyle. Biz her şeyi biliyoruz. Abi değil ya çıkır İzmir'iz filan. Evlerin artması onlardadır. İstediği kadar konuşsun AKP. 2023'te ne olur? 2023'te mi? Bu millete aptal. Bir daha yani ben ne bileyim yani bu milletin sağa sola, bu millet koyun kimin? Gene gider herhalde oralara oy mu verirler? Ya hemşerim sen bize dertliyiz, bize ne diyorsun? Benim umurumda değil. Bak buralar bizim karış yerimiz. Biz hepsini tanıyoruz. Müteahhit ne varsa. Söyle AKP'ye ne varsa söyle. Bu millet aldı şifayı. Ben ne bileyim. Donsuz gidecekler. Donsuz. O mülteciler bunların var ya. Bunlara neler edecek neler. Allah. O Hatay, Kilis. Oralarda neler olacak neler. Bak buraya yaz. PKK'dan daha tehlikeli olacaklar. Biz biliyoruz hemşerim hepsini. Biz siyaset tutmuyorum ben. Ben hepsini biliyorum. Biliyorum ki buralarda var ya. O ne derse desin. O ev verenler yer değiştirecek. Bu veren var ya kiralık. Onlar evlerini, sokaklarını değiştirecekler. Değiştiriyorlar. Biz zaten görüyoruz. Biz salak değiliz. Ben aklımı kiraya vermedim. Hangi siyasi partiye söylersen söyle. Sizce AK Parti ve MHP ülkeyi nasıl yönetiyor? Çok güzel yönetiyor. Güzel mi? Güzel. Neden bazı kesim bundan şikayetçi? Bazı kesim bilemem. Herkesin görüşü farklı olabilir ya. Herkes ille de benim görüşümde olacak değil. Bence güzel yönetiyor. İleri. Asgari ücreti biliyorsunuz 5500 yaptılar. Sizce yeterli mi? Yeterli. Değil ama yeterli olamaz tabii. Bu sürekli artıyor şey. Güzel. Kiralar niye yüksek hocam? Kiralar onu bilemem. Bunda yorumsuz kiralar orada. Ev sahibinin mi? Mal sahibinin şeyine mi? Sizce altılı muhalefet niye bir aday gösteremiyorlar? Ya bilemiyorum. Siyasetten anlamam ama ben yani ileri görüş. Öyle. Yani önümüzdeki seçimde AK Parti götürür mi? Yani. Vallahi bana hiçbir şey sorma. Memleket yönetildiği yok canım ben. Nasıl yönetildi? Yok duruyor. Ülkemiz çok iyi ya. Ülkemiz güzel. Ona sözümüz yok tabii yani. Ki. Elbette güzel. Şey o dünya gitmeden bu dünyada biz cehennem yaşıyoruz biliyor musun? Sizce nasıl olacak mesela? Vallahi bilmiyorum yani biz herkesin elinde bir şey var, bir bomba var. Kimin elinde patlayacağını bilmiyoruz. Hepsi için o kadar zor diyorum ki. Çok kötü durumdayız diyorum. Çok kötü durumdayız çok. İyi değiliz yani. Siz çalışıyor musunuz abla? Çalışıyorum. Ne işle meşgulsünüz? Ben ev işine gidiyorum. Gidersem çalışırsam ekmek yiyorum. Çalışmasam yok. Emeklilik de yok. Emeklilikte yaşa takıldım. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Maalesef. Maaş değil, ben yürümeyeli çalışıyorum. Nasıl geçiniyorsunuz? Geçiniyorum işte. Boş ver. O geçinmeyi hiç sorma. Hiç sorma. Geçiniyoruz. Öyle yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz bilmiyorum. Ölü yaşıyoruz. O kadar şeyler yaşamışsınız ki yani anlatmak istiyor musunuz? Anlatmayacağım. Hiçbir şey anlatacak. Yani anlatıyorum ama bir anlatsam dosya bayağı kabar. Anlatmayacağım. En iyisi bazı şeyler anlattıysam çoğu şeyler kalsın bende. Saklı kalsın. Neden emekli olmadınız? Yaşa takıldım. Yaşındayım. 66 doğumluyum. Yayınlayacağız. İyi, yayınlayın da bazı şeyler gelsin evet. Beni götürsün. Siz kendi düşüncenizi söyledikten sonra... Ben düşüncelerimi söylüyorum. Gerçekten ülkemiz hiç iyi durumda değil. Yemin ediyorum iyi durumda değiliz. Bir dolmuşla gidebilirsek yakın yere gidiyoruz. İkinci dolmuşa para bulamıyoruz. Ekmek bulamıyoruz. Ben İmamoğlu güzel şeyler yapıyor musunuz? Yapıyor. Ne yapsın, onun elinde çok şey yok ki. Yok yani, vallahi yok. Yani. Bundan memnunsunuz. Memnunuz.
Gerçek iyi bir iş. Onun gelmesini ister miydiniz başa? Bilmiyorum ama gelsin de kim gelirse gelsin. Gerçekten ülkemiz çok kötü. Yani ben bunlara da bir şey demiyorum. Bunlar demek ki bir freni patlattılar. Hep birlikten gidiyoruz. Hep birlikten gidiyoruz. Dedi ya hep gemide batacağız diye. Gerçek batıyoruz. Hepimiz birden batıyoruz. Çocuklar siz de varsınız. Bunu unutmayın. Peki asgari ücreti 5500 lira yaptılar. Ne yapacağım ki 5500 lira yaptılar? Ne yapacağım? Yapmasınlar. Hiç yapmasınlar. O zamı da uygulamasınlar. Zam. Yani Kemal Sunal Allah rahmet eylesin bir şey oynamıştı ya hani zam. Uyuyoruz, uyanıyoruz, zam. Yani saat 12'den sonra başlıyor herhalde bu zam da. Ama abla salı gününden sonra biliyorsun bugün pazartesi yarından sonra benzine 1,5 lira indirim geliyor. Gelsin ondan sonra yol parasına da gene zam 15 liraysa 20 lira olacak. Gelsin geldikçe hayırlısı gelsin. Kadınların adı Şükrü kaldı. Erkeklerin adı Şükrü'ye kaldı. Yani hepimiz değişik gidiyoruz yani. Allah'a emanet yaşıyoruz. Gerçekten çözsünler. Kim çözecekse çözsünler. Bu yaşa takılanları çözsünler. Bak ben platinli bacakla çalışıyorum. Bir şey olsun. Çalışırsam ekmek yiyorum. Çalışmazsam gerçekten ciddi söylüyorum yemiyorum yani. Yaşa takılanlara çözüm yolu bulsunlar. Kim geliyorsa gelsin çözüm yolu bulsunlar. Yani sonra ben çıkacağım böyle bağıra gezeceğim. Yemin ediyorum ben boşu boşuna o zaman biz kombaraya yatardık paramızı. 60 yaşından sonra emekli olsam ne olacak? Ben mezarda mı emekli olacağım? Mezarda mı yiyeceğim? Yok. Bunu bir an önce çözsünler. İnşallah. Çözsünler. Ben 14 yaşındayım. Yani ekonomi çok kötü, batıyor ülke. Getiriyor Suriye'yi, Afgan'ı, Pakistanlı'yı besliyor. Millet burada aç kalmış. 5500 lira asgari ücret veriyor, kira olmuş 4700 lira. Millet nasıl geçinecek bunda? Okula gidiyorsun en az yani 5000 lira para vereceksin yani. Bu ne? Bir tişört olmuş 300 lira, 180 lira. Böyle bir şey olur mu ya? Nereye gidiyorsan Suriye'li dolu, Afgan dolu, Pakistanlı dolu. Bu ne? Nasıl geçineceğiz? Batıyor ülke. Bitti yani. Yani Recep Tayyip Erdoğan da olmasa her kim olursa düzeltemez artık bu ülkenin ekonomisini. Erdoğan mı düzeltti? Hayır düzeltemez. Tabii ki de düzeltemez. Yani Erdoğan batırdı nasıl düzeltecek ki? Nasıl düzeltecek Erdoğan bizi? Sen okuyorsun. Evet okuyorum. Yani şimdiden geleceğimi göremiyorum ben burada. Göremiyorum tabii ki de. Yurt dışına gitme hayalin var mı? Tabii. Ama gitmek de istemiyorum. Bu ülkeyi geri kafalara bırakmak da istemiyorum. Yani biz gençler burada kalmalıyız. Atatürk'ün söylediği gibi. Gençler burada kalmalı.